Efendim, ünlü cerrah Bülent Cihan Timur'la yazar Eylem Tok'un oğlu lüks aracıyla feci bir kaza yapmış ve bir kişiyi hayattan kopardıktan sonra da annesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. İkisini havalimanına bırakan asistan Ayşe Ceren Saltoğlu şimdi cezaevinde. Türkiye'nin konuştuğu davada tek tutuklu o sanık, bakın kim çıktı. Ben Ceren Saltoğlu. Yürüyüşlerime başladım. Açıkçası bu mevsimi kaçırsaydım çok üzülürdüm. Kilo verdi, gençleşip güzelleşti. İddiaya göre borcunu ödemek için de firara yardım etti. Şu an kendimi eskisinden daha mutsuz hissediyorum. ATV kazasında tek yanan gibi gözüken Ayşe Ceren Saltoğlu üst üste yaptırdığı ameliyatların faturasını tutuklanarak ödedi. Önümde çok güzel bir hayat olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. 16 yaşındaki Timur Cihan Timur cerrah babasının lüks aracını almış, Oğuz Murat Hacı'yı hayattan koparıp 4 kişiyi de yaralamıştı. Vallahi çok kullanmam ya. İnsanlık dışı bir davranış. Ben şahsen görünce üzüldüm. Kaza mahalline giden anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a sonra da Amerika'ya kaçırdı. Onları havalimanına bırakan Ayşe Ceren Saltoğlu baba Bülent Cihan Timur'un çalışanıydı. Aileyle yolu 7 yıl önce kesişmiş, ameliyat masasına yattıktan sonra 72 kilo vermişti. 130 kiloydum. 130 kilodan 59 kiloya düştüm. Devamı da geldi. Ünlü cerrahın estetik merkezinde defalarca gerdirme ve göğüs ameliyatı geçirdi. Kendini baştan yaratan Saltoğlu iddiaya göre borcunu ödemek için Bülent Cihan Timur'un estetik merkezinde işe girdi. Çok heyecanlıyım yeni hayatım için. O kara gecede sosyetik yazarın yanındaydı. Kaza haberini alan patronunun talimatlarını tek tek uyguladı. İleriye bakmak zorunda olduğumu biliyordum. Firari Eylem Tok'la oğlu Amerika'da güle oynaya gezerken baba Bülent Cihan Timur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğlunuzun eşiniz Amerika'dan dönecek. Feci kazanın ardından sadece kaçış planına yardım etmekle suçlanan Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Çok mutluyum, çok keyifliyim. İadeleri istenen anne oğulsa hala Amerika'da.